TV1 Kayseri Kadının Adı Var programına hoş geldiniz. Birlikte sunduğumuz Şenel Hanım bir 5 dakika gecikecek. Benim bugün, daha doğrusu bizim bugün iki çok tatlı konuğumuz var. Alfabetik sıraya göre tanıtıyorum. Sayın Duygu Gocuklar, TEV, Türk Eğitim Vakfı Gönüllü Kadınlar Grubunun lideri ve Doktor Sema Karaoğlu, KİKDER Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nin kıymetli başkanı. Hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Günaydın herkese. Teşekkür ederim geldiğiniz için ve bizler bugün çok güzel bir programı konuşacağız. 8 Mart Kadınlar Günü için düşündüğümüz, planladığımız ve inşallah da gerçekleştireceğimiz bir programımız var. Ama onun öncesinde sizleri tanıyalım veya çalıştığımız grupları bir tanıyalım lütfen. Başlayalım. Duygu Hanım'dan başlayalım madem öyle başlayalım. Öyle var. Buyurun. Peki. Tekrar günaydın herkese. Duygu Gocuklar ben. Kayseriliyim. Türk Eğitim Vakfı Gönüllü Kadınlar Başkanlığı yapmaktayım. Yaklaşık 6 yıl oldu vakıfla tanışalı. Doğma büyüme Kayseriliyim ben de. İki evlat annesiyim. Vakfa destek için bir ekip kurduk Kayseri'de kadınlardan oluşan. Yaklaşık 10 kişiyiz. Dönem dönem güzel etkinlikler hayata geçiyoruz ve gelirinin tamamını Türk Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi'ne bağış olarak armağan ediyoruz aslında bir nebze. Bunun dışında hemen ben konuya başlamayayım. İsterseniz Sema Hanım buyursun. Peki. Şafak Hanım, ben de Doktor Sema Karaoğlu, deri ve zürevi hastalıkları uzmanıyım. Bugün bu programda tabii Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu başkanı olarak bulunuyorum. Kısaca KİGDER dediğimiz derneğimiz 10 yaşında, Kayseri yerel bazında kurulmuş bir dernek. Kadını güçlendirme adına çalışmalar yapan, o çalışmaları misyon edinmiş bir derneğiz. Hem kadın istihdamını arttırmak hem de kadını hukuksal, sanatsal, kişisel, siyasal her türlü anlamda güçlendirecek çalışmaları, proje bazlı çalışmaları yürüten bir derneğiz. 10 yıldır çalışıyoruz. Tabii örgütlenmenin önemini kavramış bir derneğiz. Bu yüzden de çalışmalarımızın çoğunu başka paydaşlarımızla yapıyoruz. Bugün de önümüzdeki 8 Mart'ı konuşacağız. Bugünkü konuşacağımız programda paydaşımızla yan yanayız, yine omuz omuza. Çünkü örgütlenmeden, bir araya gelmeden hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. Her yerde olduğu gibi. Ben de 3 çocuk annesiyim. Ben de onu gururla söyleyeyim. Böyle diyerek sorularınızı bekleyelim. Çocuk da yaparım, kariyer de yaparım diyorsunuz. Peki ben de kısa bir ara bilgi gireyim. Ben de KİKDER yönetim kurulu üyesiyim. Ondan da çok gurur duyuyorum. Ve aynı zamanda da TEV yürütme kurulu üyesiyim. Ondan da çok mutluyum. Ve böyle bir araya gelebildiği için de çok daha mutluyum. Teşekkür ederim tekrardan. Peki ne yapıyoruz 8 Mart? Cuma günü neler yapıyoruz? Anlatalım. Buyurun sen. Şimdi 8 Mart'a bence direkt etkinliğe mi girelim? Biraz 8 Mart'tan bahsetmeyelim mi Şafak Hanım? Ben yani esasında hemen Şenel Hanım'ı da beklesek mi diye düşündüm bence biraz 8 Mart biraz konusunda. Farklı, evet. Ben bu arada biraz TEV'le ilgili konuşurken siz, ben hemen bu cuma yapacağımız etkinlikte bize destek veren çok kıymetli, şehrimizin çok değerli erkekleri var. Evet. Bize destek olacaklar. Onların o günkü resimlerini hemen bir rejiye iletmek istiyorum izninizle. Peki. O bu zaman arada da siz bir sohbet edin. Ben de 2 dakika etkinliğimizde 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde erkekler başrolde diyelim. Evet. Evet. Peki, o zaman önce madem öyle bir TEV'i birazcık daha tanıyalım. Türk Eğitim Vakfı artık Türkiye'de benliğini kabul ettirmiş, herkesle iç içe olan bir vakıf. Bu proje bazında ben de önce teşekkürle başlayayım. KİGDER ailesine, başta Sema Hanım'a olmak üzere tüm KİGDER ailesine göstermiş oldukları bu özen ve itina için çok teşekkür ederim. Gerçekten birleşildiği zaman güç sahibi olabiliyorsunuz. Paylaştıkça çoğalıyorsunuz. İyilik zaten böyle bir şey, paylaştıkça çoğalıyor. Türk Eğitim Vakfı 1967'de kurulmuş köklü bir vakıf. Vehbi Koç ve 250 iş insanının Milli Eğitim Bakanlığı'na destek amaçlı hayata geçirdikleri bir vakıf. O günden bugüne kadar hiçbir kimseyle gönül bağı kurmamış, asla ahbap çavuş ilişkisi gütmeyen bir vakıftır.
Vakfın 8 Mart'a da güzel tarafından, şöyle bir tarafından bahsedeyim. Vakfımızın bağışçılarının %65'i kadındır. Hı hı. %60 öğrenci potansiyelimizde kız öğrencilerden oluşur. Biz nasıl kız öğrenciler aslında? Şöyle, şimdi gelirken Başkan Bey'den de son rakamları alıp gelmek istedim aslında. Bu yıl Türkiye genelinde 13 şubesi ve bir genel müdürlüğü olan vakfımızın 17.600 öğrenci finanse ettiğini son rakam olarak bunu aldım gelirken. Kayseri bazında da güzel işler yapıyoruz ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Yani bu sayıyı çoğaltmanız lazım çünkü 17.600 evet güzel bir rakam ama Kayseri'de henüz 630 kadar öğrenci finanse edebilir durumdayız. Pardon. Biliyorsunuz bu işin tamamı gerçekten destekle, bağışla oluyor. Oluşturduğunuz her fon çok büyük hayatlara dokunuyor. Bizim öğrencilerimiz, bizim destek verdiğimiz öğrenciler aslında başarılı öğrenciler. En büyük kriterimiz budur. Not ortalaması her zaman çok yüksek olan öğrenciler olmak zorundadır. Aile gelirinin de düşük olması gerekir. Yani pardon, maddi imkansızlık yüzünden asla eğitim yerinde kalsın istemediğimiz öğrencilerdir. Yine burada da asla ahbap çavuş ilişkisi güdülmez. Herkes şeffaf bir şekilde mülakatıyla seçilir, alınır ve sonuna kadar da desteklenir başarısını hep yukarıda tuttuğu sürece. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun Duygu Hanımcığım? Ne tür bursları veriyor TEV ve ne tür bağış kabul ediyor TEV? Onları da bir açıklar Tabii ki. Mısınız? Şöyle, Türkiye Eğitim Vakfı burs fonu oluştururken tek bir şartı var. O da şudur. Gerçekten gönülden destektir. Onun dışında hiçbir şartı yoktur. Bu her yıl tabii ki rakamların değiştiği bir dönem yaşıyoruz ama gerçekten de cüzi rakamlarla işlemler yapılır. Üniversite öğrencileri ve meslek lisesi öğrencilerine destek veririz biz. Üniversite öğrencileri potansiyelimiz de yüksek. Meslek lisesi öğrencileri potansiyelimiz de yüksek. Bunun dışında... Bir de ne tür bağış kabul ediyoruz diye sormuş. Şöyle, aslında tabii ki aylık burs fonu oluşturma bağış sistemimiz var. Ama hibe dediğimiz, sizin işte tamamen bir evdir, bir gayrimenkuldür vesairedir bağışı yapabilirsiniz vakfımıza. Bir de şöyle, burada şunu da söyleyeyim lütfen Şafak Hanım. Siz benden daha iyi bilirsiniz aslında. Vakfımızın şeffafiyeti o kadar güçlüdür ki, yani sizin yaptığınız her bağış, günü gününe, saati saatine makbuzlanır ve mutlaka size ulaştırılır. Bununla ilgili herhangi bir kaygı güdülmemesi gerekmektedir aslında. Peki bu arada Şenel Hanım da geldi. Hoş geldin Şenel. Evet, hoş buldum. Hoş geldiniz. Sensiz başladık. Biraz da acemi bir şekilde başladım sanki ama neyse, senin tecrübelerinden şimdi hemen biz faydalanırız. Olur mu öyle şey Şafakcığım? Tanıyorsun. Sen gayet güzel sunuyordun. İzledim ben gelirken. Arızı bir neden dolayısıyla çok özür diliyorum izleyicilerimizden, arkadaşlarımdan. Ben de herkese günaydın diyorum. Günaydın. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum izleyicilerimizi ve sizleri. Kusura bakmayınız lütfen. Estağfurullah. Evet, biz hemen programa geçmeden, o da Sema Hanım'ın önerisiydi. Biraz TEV'i tanıyalım dedik. Duygu Hanım hem sayılar verdi bize. Evet. Öğrencilerin sayılarını verdi. Burstan faydalanan öğrencilerin ne tür burslar verdiğini TEV'in açıkladı. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini. Ne tür bağış kabul ettiğimizi de anlattı. Evet. Ama bununla birlikte tabii TEV'in bir de çok güzel böyle mutlu gün kartları, başsağlığı kartları onlar da var. Onları da anlatalım. Çünkü herhalde ondan da bir hayli bir bağış toplanıyor tabii, değil mi? Tabii aynen. Mutlu gün kartlarımız, hüzünlü gün kartlarımız, anma kartlarımız, çelenklerimiz var. Lütfen bunları ben her yerde söylüyorum. Lütfen bunları hayatınızın her yerine alınız. Bir tarifi almışsınızdır, bir hatır almak istersiniz. O noktada hemen profesyonel iki çalışanımız
var vakfımızın Kayseri şubesinde. Kendilerine ulaşmanız yeterli. Evet. Dijital ortamda da ileti anlamında da her türlü yardımları dokunur. Bu arada çeneklerimiz çok güzel. Görselini biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz. siz biliyor musunuz bilmiyorum, evet, ama gerçekten çok güzeller. Ay, çok teşekkür ederiz. Hatta hafta sonları da buluyorum. Aa, çok iyi. Aykın Bey'i arıyorum. Telefonda bilmiyorsam buluyorum. Kullanıyoruz. Yani çelenklerimiz gerçekten görsel açıdan da çok güzel. Bir de doğaya da katkısı çok büyüktür. Şöyle, gerçek çiçek kullanılmadığı için onun herhangi bir doğaya da zararı dokunmaz. O yüzden geri dönüşümü de bizim için kıymetli olduğu günlerde çelenklerimizi hayata geçirmek herhalde en güzeli olur. Teşekkür ederim. Doğru. Sağ olun. Hemen burada ben sevgili Duygu'ya bir katkı sunmak istiyorum. Hani 17.600 kişi, gerçekten bu sayının onlarca, yüzlerce kez artmasını temenni ediyorum. Biz de Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak gerçekten bu çelenkler ve kartlar kız öğrenci burslarına gittiği için dernek olarak her zaman destekliyoruz. Uzun yıllardır destekliyoruz. Çünkü derneğimizin misyonu kadını güçlendirmek olduğu için. Evet. Ve biz de 10 yaşında olan bir dernek olarak yıllardır Kayseri'de izleyicilerimizin, Kayseri'de yaşayan izleyicilerimizin bir kısmı bilecekler. Cumhuriyet konserleri ya da yaz konserleri yapıyoruz ve bu konserlerin çoğunu öğrencilere burs şeklinde geri döndürüyoruz. Çünkü bu çalışmalar hep derneğimizin çalışmaları içinde. Ben de onu da hemen aklıma gelmişken söylemek istedim. Sevgili Şenel'cim, tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim, aynen öyle. Evet, TEV bence çok önemli bir örgüt gerçek anlamda ve çok az tanınan da biri aslında, öyle değil mi? Aynen. Aslında bağışların nereye gittiği konusunda toplumdaki farkındalık artarsa, Semacım'ın dediği üzere bağışların da daha fazla artacağını düşünüyorum. Evet Şenel Hanım, son 6 yıldır biz siz gelmeden önce kısaca bahsettik ama son 6 yıldır Kayseri'de bir kadın kolu oluşturduk, bir kadın gücü oluşturduk aslında. Ve dönem dönem etkinlikler düzenliyoruz. Bunun içerisinde gece piknikleri düzenledik, Cumhuriyet baloları düzenledik, konserler düzenledik. Bunların hepsinin de gelirini zaten Kayseri Şube'ye bağışlıyoruz. Orada da aslında kendimizi çok da güzel tanıtıyoruz fakat şöyle de bir algı var, doğru söylüyorsunuz. Onun da altını ben de çizmek isterim. Burada tabii ki yapabileceğiniz şeyler kısıtlı, sınırlı biliyorsunuz. Hani reklam vesaire, hani bu bizim çok da güzel çalışan bir genel müdürlüğümüz var aslında. Onlar çok güzel çalışırlar ama Kayseri'de bizim biraz daha böyle tanınmaya, bilinmeye ihtiyacımız var. Ama gerçekten şeffafiyet konusunda Şefak Hanım da çok daha büyük bilgi sahibi. Evet. Yani hani güvenilebilecek Şefak en güzel yerlerden bir tanesi. Kayseri. Öyle. Evet, yürütme kurulunda. Yürütme kurulumuzun üyesi. Aynen, evet, sağ olsun. Evet, aynen. Biz de aslında çorbada tuz misali bu programımız devam edecek inşallah, Kadının Adı Var programı. Evet. Bu programda sponsorlarımız sıraya girerlerse inşallah. Biz de dedik TV bağışlayacağız. Evet, kanal da öyle bir sorumluluk üstlendi. Bir sosyal sorumluluk çerçevesinde dedi. Ben ekranı açarım size. Siz de geliri bağışlarsınız dedi. Çok teşekkür ederim. Burada Çağdaş Yaşamı Destekleme TEV gibi kurumlara, ciddi bağışçılara gerçekten vermek istiyoruz yani. Daha doğrusu öğrencilere ulaşan ki TEV gerçekten çok farklı öğrencilere de ulaşıyor. Benim küçük bir anım var. 2 sene öncesi çok cici bir kızımız, bir görevlimizin kızı Eskişehir Osman Gazi diş hekimliğini kazandı ve orada şey de yokmuş herhalde, kadronuz mu neyse bir şey de yoktu sanıyorum. Hemen orası tahsis edildi ve o öğrencimize burs bağlandı. Evet. Kız öğrenci, yani başarılı da, kız öğrenci. Çok da hızlı gelişti. Evet, çok da hızlı çözülür. Direkt Akın Bayrak Bey ilgilendi. Evet. O anlamda da öğrenciler çok bir artı da oluyor. Daha da yüksek de veriyor biraz daha kamusal burstan bildiğim kadarıyla. Öyleymiş. Evet, aynen. O anlamda hemen çözüm getiren de bir kurum. Aynen. Böyle kurumlara çok ihtiyacımız var. Zira kızlarımızın mutlaka eğitime erişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlarla bağlantılı olarak da zaten üniversiteyi zar zor kazanmış nice öğrencilerimiz kayıtlarını sildirmek zorunda kaldı. Evet, yani maddi imkansızlıklardan var zaten. Dolayı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle, o yüzden burs verilen merkezler, ciddi merkezlerinde
Hakikaten kıymetini evet. bilmemiz gerekiyor. Evet, çok doğru. Evet, bugün konuşacaklarımız çok Şafakcığım. çok. Vakit de çok yok herhalde bildiğim kadarıyla. Çok yoğun bir siyasi tempo var ya. Etkinliğe girmeden önce evet. Sema Hanım bir öneride bulundu. 8 Mart'ı anla konuşalım önce dedi. Olur. O yüzden ben de dedim Şenel Hanım'ı da bekleyelim. Evet, sen de geldin bu arada 8 Mart'ı anlatıyor. Evet, yani tamam. Çünkü biz bir kadın derneği olarak 8 Mart'ın sadece hani böyle karanfil verilen bir gün kapsamına kadar daraltılmasından Tılmaz. Rahatsızlık duyduğumuz için evet, hani onun da aslını da kaybetmeden açıkçası buralar nasıl ki bugün gerçekten ben de TEV'i çok önemsiyorum. Hı hı. Çünkü kız öğrencilerin özellikle bursları, sponsorlar bunlar çok çok önemli, çok önemli konular ve TEV bu konuda güvenilirliği sağlamış çok önemli değerlerimizden, kurumlarımızdan biri. Nasıl bu farkındalıkların artması gerekiyorsa bu günler de nereden geldi onun da bilinmesi lazım. Doğru. Onu da gerçekten tabii, öyle. Değil mi? Hemen bir program fikri daha oluştu. Benim evet. bildiğim bir TEV bursiyerimiz var Kayseri'de kız yani kadın. Evet. Belki bir TEV bursiyerini daha alalım. Bir başka bir kız veya kadın soralım Akın Bey'den. Belki onlarla da bir gün bir konuşalım. Ne güzel olur. İşte. Onlar yani, çok daha gerçekçi anlatıyorlar evet, tabii, çünkü. Tabii. Yani evet. hani onlarla hep iletişim halinde Doğru. olduğumuz için çok evet. Şefak Hanım da çok iyi bilir. Yani hani onlardan dinlemek gerçekten çok başka. Ben bir süre sonra dinleyemedim ama ne olur dinleyebilirseniz çok güzel olur gerçekten. İnşallah, inşallah. Evet. Şimdi Sema hocam güzel bir yere temas etti aslında. Hani yani hafta şeyinde değil mi? Cuma kutlayacağız. Yani, pardon anacağız. Anacağız. 8 Mart'ı. Buraya hakikaten 8 Mart niye anılır duruma geldi? Yani çok, onun kısa çok hikayesi sadece, kısacık. Var. Çok, yani çok evet. ben, Şenel sen bahsedebilirsin belki ama bunun kadın çalışmaları, kadın hakları, kadın hala bugün 21. yüzyılda kadının güçlenmesinden, kadın haklarından, kadın eşitliği için neler yapılabilir, hala bunları konuşuyoruz. Hala ne acı kadının, bir durum değil evet, mi? Hala kadının bir birey olması durumunu konuşuyoruz. 1857'de ta 19. yüzyılda New York'ta bir fabrikada hı hı. çıkan yangında kaybettiğimiz 129 yani hı hı. hak aramak için grev yapan sadece eşit işe eşit ücret istemek için grev yapan 129 kadının kaybı sonucu diri diri yanması onların aslında. Diri diri yanması evet. anısına evet. ithaf edilmiş bir gün hı hı. ne kadar sonra bakın kadın çalışmaları sevgili Şenel hepimiz çok iyi biliyoruz ki çok kolay ilerlemiyor. Ta evet, 50 küsür yıl sonra gündeme geliyor bu konu bile. Evet doğru. Değil mi? İkinci internasyonel toplantıda. Ve bunu Birleşmiş Milletler'in zaten evet. 8 Mart olarak kabul etmesi de yani 1977'lerde falan. Tabii 77. 77 ve yani, o da yıl sonra diyeceğiz ki, neredeyse. Biliyorsun 1977'de Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediyor ama yine de o emekçi kadınlara atıfta bulunmuyor. Evet. Maalesef. Sadece bu yine 3. internasyonel toplantıda o Clara Zetkin'in 1911'de sanıyorum 1910'da öneriyor. Diyor ki o kadınlara istinaden Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsun hı hı. ve 1911'de kutlanıyor. Şimdi o kadınların anısına yani hala kadınlar bir hak mücadelesi veriyor. Maalesef. Bugün hala kadınlar kadın oldukları için öldürülüyor. Geçen hafta biliyorsunuz bir günde 9 kadın öldürüldü. Evet. Çok acı. Hala kadınlar eğitimde fırsat eşitliğine sahip değil. O yüzden TEV çok önemli. O yüzden burslar çok önemli. O yüzden sponsorlar çok ama çok önemli. Bunları vurgulayarak o kadınları da anarak girmek istedim ben. Hı hı. Tekrar. Evet çok da isabetli oldu. Şafakcığım senin söyleyeceğin bir şey varsa ben mi devam edeyim nasıl sen istersen. Sen buyur sen devam edin. Tamam. Yo yo sen şey yap ya lütfen. Buyurun. Peki 8 Mart'ın nasıl anılmasını isterdik? Şimdi 8 Mart'ı biz kadın dernekleri olarak ben isterseniz size biraz ya da Kayseri'deki çalışmalardan bahsedeyim. Sorumlulukları görevleri ne olmalı? Şöyle ben size Kayseri'deki hı-hı. çalışmalardan bahsedeyim. Biz Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak Kayseri Platformu'nun hı-hı. bir partneriyiz. Kayseri Platformu olarak her yıl 8 Mart'larda mutlaka alanda oluruz. 8 Mart'larda niye 8 Mart'lar kutlanıyor?
niye 8 Mart'ta kutlanıyor? Anılıyor. Çünkü kutlama derken şunu hemen oraya gireceğim. 8 Mart'ta biz o emekçi kadınların yaşadıklarını unutmadan diyoruz ki kadınları, şu kadınları kutluyoruz. Kadınlar bu hak mücadelesi yolunda siyasal olarak, ekonomik olarak, işte bilimsel olarak hangi başarıları gösterdiler, bunları kutlayalım. Yani kutlama burada. Biz bu kadınları kutluyoruz. Yoksa biz bunun, kadınlar çiçektir, kadınlar bulunduğu her yere yakışır, güzelleştirir. Yani bu boş lafları istemiyoruz aslında. Kadın demek aslında. Düzen demektir. Değil mi? Böyle oyalanılıyor aslında. Çünkü kadınların gerçekten yaptıkları başarılarla anılmalarını 8 Mart'larda bunları kutlamayı istiyoruz. Yani bu başarılı kadınların göz önüne getirilmesi. Ürettikleriyle anılsınlar. Evet, onu kutlayalım evet. diyorsunuz. Kadınları, ve onu arttıralım, aynen, çoğaltalım onu diyoruz. Onu arttıralım istiyoruz. Bu arada tabii ki alanda olmazsanız, yani hakkınızı aramazsanız o olmuyor. Türkiye'de 1921'de ilk defa 8 Mart'lar kutlanılmaya başlandı. 1921'den sonra ama şey, böyle bir sokakta bir anma programı yok. 1977'de Birleşmiş Milletler kabul edince ve Dünya Kadın Yıl, 10 yıl, Birleşmiş Milletler'in bir 10 yıl kadınlar için periyodları, bir periyodu var ya. O 1980 darbesine kadar biz de alanlarda kutladık 8 Mart'ı. Ama 1980 darbesiyle birlikte 8 Mart'ın kutlanması ülkemizde yasaklandı. 84 yılına kadar. 1984'ten sonra yine dernekler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, işte kurumlar, kadınlar kutluyorlar alanlarda. Sahada olmak önemli, alanda olmak önemli. Neden? Çünkü hakkınızı aramazsanız kimse hakkınızı getirip elinize altın tepside kimse bir şey kimse sunmuyor. Kimse vermiyor. Bugün hala kadınlar ülkemizde eşit işe, tabii sadece ülkemizde değil, bunları dünyada, Sema Hocam. Dünyada çok ciddi sıkıntılar var. Hala bunları, biz de yine bu sene kadın platformu olarak 8 Mart'ta alanda olacağız. Ama bugün asıl, şimdi hem alanda olacağız hem kurumda olacağız. Bir de şu var ki biz olay sadece kadın erkek karşıtlığı gibi değil. Çünkü kadınlara destek veren birçok erkek de var. Ya da kadınlara zarar veren, eril kişiliğiyle zarar veren kadınlar da var. Bu nedenle bugün biz 8 Mart'ta erkeklerle birlikte, çünkü ne kadar bütünleşirsek ve ne kadar örgütleşebilirsek o kadar amaçlarımız hedefine ulaşıyor. Bu 8 Mart'ta işte birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağımızı düşünüyoruz. Erkeklerle birlikte. Evet. Şimdi biz de hani uluslararası arenadaki geçmişi bir miktar aktardın ama biz de Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren başladık aslında kadın haklarıyla uğraşmaya, öyle değil mi? Evet. Ve hiç altın tepside sunulmadı aslında kadınlara verilen haklar. Ciddi mücadeleler verildi o dönemde, Kurtuluş Savaşı sürecinde. Ve tabii burada hakları isterken bir de hani kimden istediğiniz, yani o andaki yöneticiden istiyorsunuz değil mi? Ülkeyi yönetenlerden istiyorsunuz. Tabii. Çok şanslıydık ki karşıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçek anlamda değil mi? Dünyada birçok gelişmiş ülkeden önce bize evet kadınlar anayasal olarak eşittir, eşit haklara sahip olmalıdır, evet, siyasette olmalıdır, ekonomide olmalıdır, sosyal hayatta olmalıdır, her yerde olmalıdırın yolunu çok hızlı bir şekilde açtı. Evet. Ama maalesef ki biz geçen 100 yıl içindeki Cumhuriyetimizin artık 100. yılını kutladık. Geçen 100 yıl içinde hep böyle iki ileri bir geri ya da iki geri gibi böyle bir süreçle maalesef ki senin dediğin üzere 21. yüzyılda halen bu sorunları konuşuyoruz. Evet, kadın sorunu dünya sorunu aynı zamanda. Dünya sadece ki, Türkiye'nin hala de sorunu değil. Ama biz en acı olayların yaşandığı ülkelerden biriyiz gerçekten. Maalesef, maalesef yani. Bu konuda gerçekten çok kötü bir karnemiz var. Mutu ve kötü. Bu konuda da zaten hani İstanbul Sözleşmesi'nin de zaten imzalanmasının nedenlerinden bir tanesidir bu kadına yönelik şiddetle ilgili. Ahim'den ceza yenmesi dolayısıyla biliyorsunuz, evet, 2010'ların başında dediler ki evet bu konuda bir çalışma yapalım ve İstanbul Sözleşmesi
imzaya açıldı. Türkiye öncülük yaptı ama maalesef geldiğimiz aşamada bir gecede bir tek kişi bir kararla sözleşme tedavülden kaldırıldı. Ve biz halen bunu konuşuyoruz. Hani algı olayı var ya, yanlış anlaşılma algı. Aslında orada biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden söz etmemek olmaz 8 Mart'ı konuşurken Türkiye açısından. Orada bahsedilen şiddet aslında aileye, ailenin herhangi bir ferdineydi. Bu yaşlıdır, hastadır, çocuktur. Sadece kadına yönelik değildi yani işin açıkçası. Ailenin de korunması ve şiddete yönelik önlemlerin alınmasına yönelikti. Lakin böyle bir şeyle de tabii bu çok büyük bir programın konusu olacak. İstanbul Sözleşmesi gerçekten başlı başına bir şey ama onu anmadan gerçekten de geçilmiyor. Peki, evet. Ben biraz provokatif bir soru sormak istiyorum. Açığız her türlü provokasyona 8 Mart haftasında. Değil mi Sema? Kadınlar haftası yani. Azıcık konuşalım. Peki Atatürk'ün birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesine rağmen neden Türkiye'deki kadınlar istenilen yerde değil? Hani hep bazen hadi son 20 yılı belki mevcut hükümete yükleyebiliriz. İşte şunu kaldırdı, bunu kaldırdı, bunu yapmadı. İşte farklı algı yarattı. Fakat ondan önceki dönemlerde. Zihniyet sorunumuz var canım. Atatürk'ten sonraki dönemlerde. Evet. Neden biz kadınlar bir türlü istediğimiz yerde değiliz? Eğitime yeterince önem vermediğimiz için. Eğitimden kaynaklı diyorsunuz. Kesinlikle eğitime yeterince önem vermediğimiz için. Biz 1917'de Rusya'da sanıyorum değil mi Şener? Evet, evet. İlk yani kadınların seçme seçilme hakkı 1917'de Rusya'da. Yani komünist rejimlerde daha erken ama biz Avrupalı kadınlardan çok daha önce aldık. Evet. Ama bizde bir tabii bir Arap hayranlığı var. Bizde bir tabii Mustafa Kemal Atatürk biraz daha yaşasaydı belki çok daha yani bu eğitimde fırsat eşitliği, tevhid-i tedrisat kanunu, işte eğitimin yayılması yani biz bir takım şeyleri koruyamadık. Bakın eskiye bakarsak köy enstitülerinin kapatılmasıyla yani köy enstitüleri bir devrimdi. Biz o devrimi elimizle karşı devrim diyeyim yok ettik onları. Yani şu anda ve biz kırsaldan kente göçü sağlayarak burada kentte kırsaldan buraya getirdiğimiz insanlara eğitim olanağı, iş olanağı vesaire bunları sağlamadık. Sürekli boşta gezen bir gençlik güruhu yaratmaya bazı zihniyetler diyeyim planlı projelerle. Çünkü bir ülkeyi bölüp parçalamanın yani emperyalizmin işi 1919'da Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızı kazanmak için bize liderlik yaptı ve Türk milleti bağımsızlığını kazandı ama emperyalistler bu yenilgiyi kabul etmediler. Hala devam ediyorlar ve bu yenilgiyi başarabilmenin en önemli ayağı eğitimi çökertmek. Çünkü eğitimi çökerttiğiniz zaman hurafeyle bir insanları tek kişiye inandırarak bile istediğiniz yere büyük toplulukları çekebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla eğitim evet. Çok önemli. O yüzden kadınlarımız bugün eğitim yeterince eşit eğitim alamadıkları için erken çocuk evlilikleri oluyor. Bu yüzden kadınlar boşanmalarımız arttı. Bu yüzden kadın cinayetlerimiz daha fazla vesaire vesaire. Ben ilave yapabilirim bence buraya eğitim, biraz. Buyurun. Evet eğitim tabii ki. Başta eğitim. Ama biraz önce bu konuştuğumuz üzere zaten bu haklar verildiği zaman Türkiye'nin eğitime ulaşma ve eğitimli insan oranı %2-3'lerde falandı zaten. Bunun da etkisi var tabii ki. İkincisi zihniyet sorunu var, algılama sorunu var bence. Dinsel referanslar çok gereksiz yere gösterildi. Oysa ki hani normalde düşünürseniz yani akli rasyonel olarak düşündüğünüzde Peygamber Efendimiz'in eşi 1400 yıl önce ticaret yapan, ithalat ihracat yapan bir ilk Müslüman kadın olmasına rağmen kadının ne işi var? İşte kadın niye okumasına gerek yok? İşte evde kadını dört şey varsa hapsetme. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olan bir zihniyet yapısı vardı. Peki, açıkçası. Nilüfer Gölen'in bu konuda bir kitabı var. Evet. Onu bilmiyorum okudunuz mu? Yani okudum ben onu. Evet ve sadece yani hani cahil kalmış kadınlar değil esasında hani daha önce de bahsettin eril kişilikli ve şey kadın yani okumuş kadınlar da esasında kadın hareketlerini veya kadın çalışmalarını bazen çok da faydalı
Olmuyor veya destek de vermiyor. Olamayabiliyorlar ama bunu da çok genellememek lazım. Onlar biraz daha marjinal insanlar olarak değerlendirmek istiyorum ben işin açıkçası. Hı hı. Çünkü bir kadını eteğinden çekip çekmek hakikaten çok haksızlık ve yani her şey aykırı, medeniyete, insanlığa her şeye aykırı. Bizim bir yarım saatimiz gitti. Ben saate bakıyorum şu anda da. Çok özür dilerim. Etkinliklerle de bir şey ekleyebilir miyim? Verelim. Evet, eğitim kesinlikle. Zaten biz de aslında onun için varız. Evet. Türk Eğitim Vakfı'nı da zaten içeriğinden bahsettik. Eğitim evet çok kıymetli ama biz üzerimizde neyi yakıştırdığımızla ilgili de sorunlar yaşıyoruz bence. Yani bu bizim üzerimizde duruyor mu, durmuyor mu? Hiç erkek hakları diye bir haklardan konuşmadık bugüne kadar. Sadece kadın hakları dedik bunun adına. Neden? Çünkü ötekileştirildik. Tüm toplum tarafından, tüm dünya tarafından. Mağdur duruma getirdik. Evet, yani burada bir korunaklı bir yer, birileri lazım dedik. Hep böyle anıldık. Biz de şimdi diyoruz ki aslında böyle değil tabii ki. Bunu değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Hepimizin bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani zihniyetin değişmesi tabii gerekiyor gerçek anlamda. Tabii ki kadın anne ise erkek de eş zamanlı babadır. Babadır. Kadın çalışacaksa erkek de zaten eş zamanlı çalışandır. Bir ailenin içerisini paylaşan en küçük çekirdek ailede de öyle değil midir? Evlatlarımız var, oğullarımız var, kızlarımız var. Biri birinden ayrı tutmak nedir? Kızım eteğini ört, oğlum rahat gez. Biz buralardan geldik. Asıl sorunlarımız buralar. Ve hala da oradayız. Evet, yani asıl sorunlarımız buralar. Ölçüde de oradayız yani. Evet, hala burada onun için zaten sayıyoruz. Kadının eğitim seviyesinin yalnız yükseltilmesi gerektiğini. Yalnız ben hemen şuradan eğitimde öğretimi kastetmedim aslında. Evet. Kesinlikle öğretimi kastetmedim. Yani diplom alacağı yerleri kastetmiyoruz. Çünkü gerçekten de bu hamuru yoğuran kadınlar. Evet. Eğitimden kastettiğim dolayısıyla rol modellerinin sayısının arttırılması lazım. Evet. Rol model kadınların çok artması lazım. Bunların görünür olması çok önemli. Evet. Günümüzde görsel medya çok önemli. Medyanın dilinin temizlenmesi, cinsiyetçi dilden medyanın temizlenmesi, uzaklaştırılması çok çok önemli. Kesinlikle. Bütün bunlar yani benim eğitimden kastım toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak. Evet, bir toplumsal cinsiyet yoksa eşitliği, işte bugün öğretim eşitlik, var ama biz bir netle üniversiteye kesinlikle giren öğrencilerimiz var artık. Onun evet. için o tarz bir öğretim. Semacığım şöyle bir şeye konuyu getirmek istiyorum. Bir STK yöneticisi olarak diyorum ki bir STK'lar çalışma yapsalar mesela Kayseri açısından yapılsa. Kadın STK'lar özellikle birleşse. Akademik çalışmalar yapıldığını biliyorum ben Kayseri Erciyes Üniversitesi kaynaklı özellikle. Geçtiğimiz 5 yılda ya da geçen senenin, önceki senenin her neyse bir periyot alınabilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bizim kanaat önderlerimiz ne dediler, bir sene sonra ne gerçekleşti ya da bazıları bir sene sonra gerçekleşmez, 5 sene sonra gerçekleşir, 3 sene sonra gerçekleşir. Gerçekten böyle bir çalışma yapılsa, çünkü önümüzdeki Cuma günü başlanacak. Bu konuda benim yazılarım da var. Mesela geçen sene yazdığım bir yazı var. İşte 8 Mart'ta ramak kaladı birkaç gün önce. Daha öncesi sene bir yazı yazdım. 8 Mart'tan arta kalanlar ardından falan diye. Hiçbir şey değişmiyor. Göreceksiniz. Şimdi 8 Mart'ta çıkacaklar. Sayın Valimizden başlamak üzere. Belediye başkanlarından. Artı bir de seçim sürecindeyiz biliyorsunuz zaten. Seçim arenasında gümbür gümbür. Semacım'ın söylediği gibi karanfiller dağıtılacak. Çiçekler dağıtılacak. Şöyle olmalı. Kadınlar eşit olmalı. Onları işte çok şiddet, kadına yönelik şiddet önlenmeli. Biz hepsiyle ilgili çalışıyoruz. Vaat, vaat, vaat. Bir sürü vaat verilecek. 9 Mart'ta her şey, değil mi? Aynen. Durduğu yerden tekrar başlayacak, devam edecek. Bu konuda STK'lara bence daha fazla görev düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü STK'lar aynı zamanda aldım şuna. STK'lar aynı zamanda siyasete baskı aracıdır. Bütün gruba mesajınızı ilettim. Evet, çalışma çok yapılsın. Güzel bir çalışma. Akademik çalışma var Kayseri'de. Evet, doğru. Kadın çalışmaları birimi var. Evet. Onlarla işbirliği yaparaktan ve bu çalışmayı yapıp da sadece hard disklerde veya dosyalarda bırakmak da çok bir işe yaramıyor yalnız maalesef. Yalnız çok acı bir deneyimimi, tecrübemi paylaşmak isterim. Bazı isim vermeyeceğim ama
üniversitelerimizden biri, kadın çalışmalarında bile, yani maalesef kadın masalarımız bile özgür değil. Evet. Demokratik kitle örgütleriyle çalışmalarına müsaade etmiyor rektörlükler. Yani evet, korkarım bu ödev biraz değişik olabilir. Yani muhtemelen derneklerden birinden çıkar yine böyle bir çalışma. Ben yani bunu gidip üniversitede böyle bir çalışmayı yani yapmanız veriler çok belki, zor. Hani veri toplamak dernekler açısından sıkıntılı olabilir. Biz üniversitelerde bu tip çalışmaları çok zor yapıyoruz. Bazı üniversitelerle diyelim. Yani ben şu anda bir hedefe koymak istemiyorum ama çok özgür değil kadın masaları. Rektörlüğün onayı olmadan işte STK'lar seçiliyor. İşte çok özgür değiliz maalesef bu konuda. Biliyorsunuz kadın işsizlik oranı da çok yüksek. Evet. Geniş anlamda kadın biz işsizliği biliyoruz. De çok yüksek. %30-40'lara varan oranda işsizlik görünen, var. Evet. Biz biliyoruz da söylenilen öyle değil. Ama şöyle TÜİK'in işsizlik rakamını açıklarken zaten hani TÜİK'e kayıtlı işsizler de son haftalarda eğer müracaatınız yoksa düşüyorsunuz zaten. Dolayısıyla onlar geniş tanımlı işsizlikte sayılıyor ama normal işsizlikte sayılmıyor. Hani %8,5 gibi bir işsizlik kadınlarda %12-13'lerde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunun 25-30'larda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Hepimize gelen CV'lerden biliyoruz. İşsiz kızlarımızdan biliyoruz. Evet, söylenecek çok şey var, konuşulacak çok şey var ama herhalde güzel etkinliğimizden de bahsetmemiz gerekecek. Evet, çünkü davet etmemiz lazım. Evet, Kayseri halkını 8 Mart'a davet etmemiz lazım. Evet. 8 Mart günü Mix AVM'ye saat 2'de. O zaman birkaç Sevgili kez Hocam, tekrarlamak lazım. Şefak Hanım, siz Duygu Hanım artık davetlerinizi de yapın. Bence önce etkinliği anlatmak lazım. Evet. Evet, bu şimdi biz hep dedik ki yani böyle 8 Mart'larda evet hak arama temelli çalışmalar yapılıyor, alanda çalışmalar yapılıyor ama dediğim gibi bize destek veren birçok erkek de var. Yani bunları da unutmamak lazım. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman böyle kadın erkek diye değil bir birey olarak değerlendirmek lazım. Evet. İnsan yani kadın hakkı erkek olarak evet sadece. İnsan olarak. Biz de bu 8 Mart'ta böyle yaptık ve erkekler de yapar diye bir etkinlik planladık. Dedik ki bunu şöyle yapalım. Yani erkekler... Bence bunu karşı olarak verebilir yönetmenimiz. Erkekler 8 Mart de yapar. Etkinliği erkekler de yapar. Evet. Erkekler de yapar dedik ve erkekler de yapıyorlar. Çünkü hani biraz önce Duygu Hanım dedi ne ya... Ne yapar? Ne yapar erkekler? Ne yapmıyor? Ne yapmıyor ya da ne yapıyor ya da ne yapmasını yani istiyoruz. Kadınlara atfedilen hani mutfak kadınlara atfediliyor ya sadece. Hayır, erkekler de yapar. Evet. Erkekler de bize marifetlerini göstersin. Ve bunun bir katma değeri olsun dedik. Yani bunu işte biz hem birlikte olalım hem 8 Mart'ın farkındalığını yaratalım. Hem de bir kermes havasında bir satış yapalım. Oradan elde ettiğimiz geliri ve ayrıca o gün özellikle burs bekliyoruz, sponsor bekliyoruz ayrıca. Yani satış dışında sponsorları da bekliyoruz. Bağış. Kız öğrencilerimize bağış istiyoruz. Eğitim desteği olacak çünkü bu. O gün kimin aracılığıyla kullandıracağız? Kullanacaklar bu. Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla. Yani o gün Mix AVM'de 25 erkek ekrana görüntülerini verebiliriz aslında. Var mı fotoğraflarını verelim? Arasında belki talepkarlar rektörlerimiz, artabilir. Rektörlerimiz var, iş insanlarımız var, yazarlarımız var, milletvekillerimiz var. Sayın yönetmenim, verme şansımız var mıdır katılımcı beylere? Biz bu çok değerli, her biri birbirinden değerli insanlara çok teşekkür ediyoruz. Her biri ellerinden geleni yaptılar. O gün bize getirecekler, yeteneklerini sunacaklar. Biz de onları satışa sunacağız. Elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi kız öğrenci burs fonuna aktarılacak. Çok güzel bir proje. Tebrik ediyorum sizi gerçekten emeği geçenlerimizden. Bir açıklama yapalım mı? Bu fotoğraflar katılımcılarımız yani sponsorlarımızın fotoğrafları. İsim söyleyebiliriz ya da izleyicilerimiz okurlar belki. Tabii sen söyle istersen liste varsa. Buradan uzağa biraz zor görüyorum. Ben şöyle söyleyeyim çünkü biz birçok kişiye ulaşmaya çalıştık ama tabii seçim öncesi olduğu için şimdi burada şu açıklamayı yapmak isterim. Burada bir kere adaylara yer vermedik reklam olmasın diye. Ama Sayın Mahmut Arıkan bize destek verdi ama Mahmut Arıkan'ı Kayseri Milletvekili olarak aradım ben. Tabii kendisi şu anda aynı zamanda aday ama biz hiçbir adayı aramadık ama ben milletvekillerimizin bütün siyasi partilerin milletvekillerine ulaştım.
ilgilenenler, bize zaman ayırabilecek olanlar Sayın Mahmut Arıkan'la Sayın Baki Ersoy, sanıyorum evet. Var milletvekillerimizden. Tamam. Onun dışında... Ya bir ayrımcılık yok burada. Yok, hayır, hayır, yok. Siyasi partilerin ana muhalefete, iktidarı ben aradım hepsini ama seçim zamanı biraz yoğunluk ama adayları özellikle aramadık ki bir reklam aracı olmayalım biz diye. Onun dışında iş insanlarımıza ulaştık. Tanınmış insanlara ulaşmaya çalıştık. Buradan Kayseri dışında bir kişi var. TİSVA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Aziz Akgül. Evet, Aziz hocamız başımızın tacıdır. Emektar bu konularda. Kayseri'de değil ama Kayseri'de yüzlerce, binlerce hatta mikrokredi kadınına destek veren bir kuruluşun başında olduğu için ben onu da aradım. O da nezaketli kabul etti. O da aramızda olacak o gün. Ve her birinin de görebiliyorsak o gün bir sloganları var. Bir sloganla geliyorlar. hepsi bir şeyler yaptılar. Evet. Mesela benim eşim de o gün orada olacak. Profesör Doktor Sinan Karaoğlu. Harıl harıl her gün yeni bir şey yapıyor mutfakta deniyor. Bunu mu yapsan diyor. Sunacak. Bunu mu yapsan diyor. Yani bir şeyler yapıyor, uğraşıyor. Çok hoşuma gidiyor tabii benim de. Dün yine bütün gün mutfaktaydı. Yani 8 Mart için çalıştı. Yani beğendirmeye çalışıyor hangisini yapayım diye. Sonunda karar verdik. Evet. Neyse o yapacak. Sürpriz gelsin. Çalışıyorlar. Artık. Evet ama sürpriz. Gerçekten çok farklı Bekir maharet... Bey tanıyorum Bekir Optik bir de kahve yapacak mesela. Evet. Kahve yapacak. Güzel. Tam onu söyleyecektim Sema Hanım. Yani aslında iletişim ne kadar da güzel bir şey değil mi? Bir telefonla projemizi bahsettiğimiz her iş insanı, işte teklif ettiğimiz her siyasi diyeyim artık o milletvekillerimize. Ne kadar da güzel aslında bir telefon uzağımızdalar. Birilerine ulaşmak için illa bir şey çok da bir şeye gerek yok aslında. Yani bizim de beklentimiz çok yüksek değil. Bu proje kapsamında da öyle. Genel anlamda da böyle. Küçük dokunuşlar zaten çok büyük şeylere sebebiyet veriyor. Bu projede de gerçekten Sema'nın da bahsettiği gibi biz hazırlanırken çok keyif alıyoruz. Çok da heyecanlanıyoruz. Yani ben biliyorum katılımcıların hepsi de çok heyecanla o günü bekliyor. Bu arada Sayın Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek de bize kapısını açtı. Ziyaretinde bulunduk. Projemizden bahsettik. Kendisi çok beğendi. Dahil olacağını söyledi. O gün de açılışımızı inşallah kendisi gerçekleştirecek. Saat 2'de Mix AVM'nin birinci katında hep beraber güzel bir projeye daha imza atmak için heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Birazcık da şey yapalım, heveslendirelim Kayseri halkını. Neler yok ki? Neler yok ki? Mesela ben, çemen var, ben hemen onu söyleyeyim. Kısır var. Kısır var ve kısırı kim yapıyor? Nevzine var. Nevzine var. Çorbamız var, sıcak çorbamız var. Aşuremiz İçli köftemiz var. Yok yok ya. Yani. İçli köfte. Çiğ köftemiz var. Çiğ köftemiz var. Gluten sıkıntısı olan vatandaşlarımız özel için bir stand da mı var? Bir avukat arkadaşımız evet. Glutensiz kek yapıp getirecek. Bir bey yani. Çok iyi. Ben Sayın Valimiz'e buradan hakikaten Duygu Hanım'ın söylediği gibi bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz KİGDER olarak biliyorsunuz bir de Maharetli Eller Kooperatifi'nin kurucularındanız aynı zamanda. Hı hı. Sayın Valim kadın çalışmalarına, kadınlara çok önünü açan çalışmalara çok destek veriyor. Burada da çok destek oldu. Hı. Evet, o gün aramızda Düzgün'den sonra yani, evet, en fazla evet, destek evet. veren valimiz. Yani evet, o gün aramızda evet, olması da evet. bizim için çok kıymetli. Evet, Sayın Valim de orada olacak. Bu arada odalara da hep aradım ama işte seçim nedeniyle sanıyorum işte sanayi odası, ticaret odası hepsine ulaştım aslında ama hani katılımımız belki onlar da olsa daha da fazla olurdu. Bir belki de katılacaklardır. Aramıza gelirler ama hani biz mutfak becerileri olarak mutlaka bir yumurta olsun kırsınlar istiyoruz yani. Belki bunu devam ettirmek lazım. Gelenekselleşebilir aslında yıl bazında ya da o hafta itibariyle. Tabii gelenekselleşebilir. Yani biraz basma kalıp şeyinden çıkalım. Hani genelde evet, kermesi evet. kadınlar yapar. Bu sefer evet. dedik erkekler. Evet. Erkeklerimiz keşke de vakit bulsalar da standlarında dursalardı. İşte ne bileyim AVM'nin açılış saatinden kapanış saatine kadar ama tabii hepsinin ayrı ayrı işleri yavaş var. Yavaş yavaş birden ama... olmuyor devrimler. Gecede olmuyor yani. Birkaç sponsorla görüştüğümde veya katılımcıyla görüştüğümde ya ben gelir bir saat falan dururum. İşte şimdi biz devrimi yaptık da oturtması zaman alacak. Biraz zaman alacak. Evet. Yüktüm bir anda yaptık. Karşı yani. Devrim olmadan evet. oturması evet, evet. Ama evet. her standın başına sağ olsun Sema Hanım ona bayağı bir çaba harcadı. Erkek yani
katılımcılarımızın fotoğrafları olacak. İşte isimleri, aslında ne iş yaptıkları ve yine işte sloganları. Böylelikle gelen kişiler de görebilecekler. Aa, bu gerçekten bu beyin ürünüymüş, evet, diye. Yani bir Dakota resimleri olacak burada. Hani kim yaptı bunu bilsinler. Çok güzel. Şimdi burada ben hemşirelerimi anmazsam bana sitem ederler. Biz de yapıyoruz diye. Bizim Kafkas derneklerinde de kermeslerde beyler oturup günlerce patates falan soyuyorlar. gerçekten bunları konuşmak ve paylaşmak lazım. Evet, gerçekten işte. Günlerce böyle torba patatesler, evet, soyup işte patatesli ürünlerde kullanılıyor. Alışverişi yapıyorlar, artı ilave olarak bir sürü hizmet veriyorlar, yani bunu da analım. Tabii. Aslında görev verilirse yapılıyormuş. Demek ki acaba zihniyet ve alışkanlıklar mı biraz? Evet. Sadece hep beyleri de suçlamayalım burada. Evet. Tabii şikayetlenme, suçlama değil de sürekli iletişim, evet, içinde belki olmak. Belki de iltifat, marifet iltifata tabidir, değil mi? Evet. Marifetlerini çıkarmak için onlara fırsat vermek lazım. Böyle etkinliklerle biraz tanıtımları yapmak lazım. Erkeklere eşit fırsatlar sunmamız lazım. Buradan fırsat eşitliği yapalım onlara bu konularda, değil mi Şafak? Evet. İbrahim Bey'e yaparsın herhalde evde. Ben eşimi maalesef ikna edemedim. Aslında güzel turşu yapıyor. Yani siz yediniz, erik turşusu falan yapıyor dedim. Şu yaptığın turşulardan da koyalım. Beni karıştırma dedim. Yani buradan duyurmuş olayım dedim. Onun adıyla bence koyalım yapar. İbrahim Bey'in adıyla. Artık geçti. Programlama yaptık. Öyle ama mi? Belki görünce ki kimler ne yaptı diye bir dahakine ben de geleyim. Ben eminim ki seneye birçok erkek buna katılmak isteyecektir. Biz buradan esasında Mix'e de bir teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Hep Mix AVM dedik, reklam gibi oldu ama gerçekten bunu da reklam etmek isteriz. Evet. Çünkü Mix AVM böyle bir projeyle gittiğimizde herhangi bir bedel almadan evet gelin burayı kullanabilirsiniz, evet, dedi. Evet, Şafak Hanım her zaman gerçekten, evet, öyleler. Yani bu proje özelinde de değil. Ne zaman kapılarını çaldıysak hep sonuna kadar açtılar. Evet. Bunda da öyle oldu. Bir telefonla sağ olsunlar hemen hay hay dediler. Bütün ayarlamaları da yaptılar. Ellerine, emeklerine sağlık. Zaten güzel katkıların da reklamını yapmamız gerekiyor. Evet. Reklam değil aslında bu. Onlara, evet, bir teşekkür borcumuz, evet, bence. Evet, gerçekten bir teşekkür borcumuz. Yani bunlar bir de rol model olacak. Çünkü bunu yapmak isteyen başka kişiler, kurum ve kuruluşlar oluyor ama bazen bilmiyor insanlar. Evet. Ya iyi uygulama diyoruz bunları. Yani iyi uygulamalar örnek alınsın, çoğalsın bence, evet, de yani. Evet. Sosyal medyanın gücüne güveniyorum ben. Evet, evet. Daha önceki etkinliklerdeki tecrübemiz de onu gösterdi zaten. Yani rol model almak orada önemli. Daha hızlandırıyor bir de. Yani o şey sistemi çoğaltıyor gerçekten. O yüzden bu hafta bizim için sosyal medyada da var olma haftası diyorum. İnşallah orada güzel da bir vesileyle. Aynen belirteceğiz inşallah. Hı hı. Evet, herkesi bekliyoruz Cuma günü. Mix, evet, AVM'ye. Peki bol o zaman özetini ver istersen Şafak. Saat kaçta? Açılış nasıl olacak? Saat 14'te, saat 2'de Vali Bey bildirdi açılış yapacağını. Ama AVM sabah saat 10'da açıyor. Akşam 10'a kadar gelebilirsiniz. Buyurun. Kaçta olacaksınız sizler? Saatlerin başında. Biz kapanana kadar oradayız. Evet, açılıştan kapanana kadar oradasınız. Evet, oradayız. Ziyaretçileri açık yani. Evet. Resmi açılışta saat 14'te. Saat 14'te. Satılacaklar da porsiyonluk kaplar içinde olacak. Bunu böyle söylüyoruz ama kadınlarımızı da bekliyoruz. Erkeklerin, evet, yapmış olduğu marifetli ürünlerden mutlaka almalarını istiyoruz. Yani özellikle de kadınların alması hatta kıymetli. Hatta puanlama falan yapılsa bence böyle. Bence de, evet, olabilir. Onu sosyal medyadan yorumlar yapabilirler. Evet, yorum yapabilirler. Puanlama yapabilirler. Evet. Evet. Bir de biz o gün orada hemen ben de bir dipnot daha düşeyim. Hızlı bağış noktası da açıyoruz biz. Bu tür projelerimizde hazır bir araya gelmişken diyoruz. Orada bağış noktamızı da açıyoruz. Orada da destek isterim herkesten. Çünkü küçük büyük hiç fark etmez bizim için. Destekler nakit mi olacak, söz mü olacak, kredi kartıyla mı olacak? O, yani bu post şöyle, yazı getirip oradan mı çekilecek? Postumuz da var. Hepsi var aslında. Aynen, evet, yani yapmak isteyin her türlü, tamam, imkan sağlanacak. Dolayısıyla imkanlarımız sınırsız, evet, diyorsunuz. Evet, aynen. Ama orada bağış noktamız da olacak. Tamam. İletişim bilgilerini bırakıp daha sonra ulaşılabilir. Evet, aynen. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bazılarına sorduk, işte yapacağınız malzemeleri biz alamıyoruz. Yok yok, biz kendimiz hallederiz, biz yaparız. Evet. Sayalım sponsorlarımızı, sorun yoksa, evet, söylemeyin dememişlerse eğer. Yok, öyle bir şeyler yok. Onlara da teşekkür edelim. Sponsorlara da teşekkür edelim. Ayrıca bir de, evet, birkaç orada yazarımız olacak. Hı hı. Ya bizim mutfakta hiç becerimiz yok ama böyle bir etkinliğe destek vermek isteriz.
diyenler oldu. Mesela evet Ahmet Ersin Yaşar, evet, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Hı hı. Ömer Uzunoğlu, başka Aziz Akgül. Profesör. Çok güzel. Bunlar kitaplarıyla bir imzalayacaklar. Kitap geliri de bağışlanacak. Evet. Başka evet. Kitap bağışı kimde var? Murat Kantarcı. Evet. Bunlar da kitaplarıyla bize destek verdiler. Ben de bir izniniz olursa birkaçını da ben lütfen sayayım. Buyurun. Alttan aşağıdan başlıyorum. Duygu sen istersen sonra yukarıda. Tabii buyurun. Divan Sigorta'dan Yakup Göktaş kek yapıyor oğullarıyla, yaparmış. Ben de onlardan getirsem olur mu? Çok iyi. Benim çok severek yediğim, çok beğendiğim çemen var. Onu da sanayicimiz Gürkan Mobilya, ofis mobilyalarından. Oy, çok iyi. Hakkı Ülgü. Sinan Hocam kurabiyeyle giriyormuş. Adını bir söz kırk edilmesini istemediği bir beyefendi hamur işiyle katılacak. Baki Ersoy vekilimiz ne verecekti Sema Hocam? Baki vekilimiz de ya dedi ben mutfakta hiç yeteneğim yok ama ben dedi o da iki taraflı. O da Kayseri Spor'a destek verecek. Ben dedi Kayseri Spor'dan bir şeyler alayım. Standınıza göndereyim olur mu? Olur vekilim dedim. Orada da Kayseri Spor'dan ürünler gelecek sanıyorum. Lütfü Bey. Lütfü Özden. Lütfü Özden var. Bir de şey vardı bir. Boş bayimiz Fatih Akkaş. Evet. Fatih Bey de sanıyorum bir de yine ya mutfakta böyle hani gerçekten böyle yürekten bu etkinliğe katılmak isteyip ama hiç becerim yok diyenler oldu. O da bize ürün gönderecek. Onlara da dedik ki çünkü o da gönül kırgınlığı olacaktı. Çünkü çok arzu ettiler. Çok iyi. Evet, böyle evet, birliktelik içinde olduk. Sayın Tokgöz Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tokgöz çorba yapacak o gün bize. Bekir Optik Lens, Bekir Orçanoğlu kahve yapacak. Kendi yapacak kahveyi, orada yapacak. Bir de Bekir Bey herhalde orada yapacağı için sanıyorum en fazla mesaide. Ona düşecek gibi sanki. Evet. Aynen, evet sağ olsunlar. Hiç emeklerini esirgemediler. Aynen. Bu arada bizim kendi vakıf çalışanımız, profesyonel çalışanımız Kemal Bey var. O da çok güzel içli köfte yaparmış. Hadi dedik bu sefer sen de mutfağa. Bayağı ağırmış ama. Yani onun da ağır. Beni bir de aradı. Ben dedi bir de patatesli de yapacağım. Evet. Ağırmış dedi. Veganlar için çünkü. Herhalde. Evet veganlar için güzel düşünüyor. Evet, evet. Lojistikçimiz var. Yani Mas Lojistik'ten Cihan Bey var. Kemal Nakipoğlu var eğitimci. Börek yapayım getireyim dedi. Kayseri Baro Başkanı. Evet. Peki o böreği yapıp getirirken evde gerçekten birisine yaptırmayacaklar değil mi? Yok. Hatta küçük videolarını falan gösterdi mi kendileri yaparken. Biz erkeklerimize güveniyoruz. Evet. Latife diyoruz. Latife. Yani öyle bakalım. Baro Başkanımız gelecek. Sağ olsun o da kadın çalışmalarında, bu tip çalışmalarda her zaman yanımızda olur. Ona da sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet. İbrahim Yılmaz. Ben eminim Sayın İbrahim Yılmaz. Evet. Daha önceki milletvekillerimizden. Aslında katılmak isteyen bence birçok kişi vardır. Belki bizim bunu birkaç güne yayıp sonraki evet yıllarda böyle panel, konferans gibi şeyler de ekleyerek. Daha fazla bir arada olup konuşmamız, paylaşmamız ve işbirliği yapmamız. Aynı zamanda da biraz farkındalık yaratıcı bir eğitsel vizyon da yükleyip. Bizim artık gerçekten kadın haklarını değil insan haklarını konuşuyor olmamız lazım. Bir de Fenerbahçeliler Derneği Başkanımıza da teşekkür edelim. O da kitap satışıyla dahil olacak. Ben isim atladık mı diye bir taraftan da bakıyorum. Evet. Herhalde atladığımız bir isim yok. Onu bilmiyorum. Evet, izleyicilerimiz 8 Mart'ı heyecanla bekleyecekler bence. Mix AVM bayağı bir yoğun olacak diye tahmin ediyorum. Evet, inşallah. Bu kadar güzel emek, bu kadar katılımcıyla eminim çok güzel bir etkinlik çıkacak ve güzel bir farkındalık yazılı da olacaktır. Yazılı olarak da verebilir miyiz acaba ekranın tabii altında? Tabii ki yayın yönetmeninizden talep edelim. 8 Mart Mix AVM'de. 14 Mix AVM. Evet, Sayın Valimizin de katılacağı bir etkinlik olacak. Şimdi programımızı bitirelim diyor arkadaşlar doğal olarak. Hani bize verilen süre aşağı yukarı bitti. Biraz önce senin söylediğin son cümleden hareketle ben bir iki şey söylemek isterim. Kadın hakkı gerçekten insan hakkıdır. Bir ayrımcılık, bir özellik, bir kayırma, bir pozitif bir şey istemiyoruz işin açıkçası. Evet. Dolayısıyla gerek siyasiler de, seçilmişler, atanmışlar, her neyse tüm siyasiler, tüm kanaat önderleri, tüm yöneticiler
gerçek anlamda eğer kadınlara yönelik bir şey söylüyorsa uygulanabilirliği olan, öyle değil mi? Eylem ve söylem birliğine dikkat ederek söylesinler. Artık kadın derneklerimiz geçen sene ne söylediniz, ne yaptığınızı araştıracaklar, değil mi? Evet. Sema öyle. Hocam bunu ödev olarak aldı. O yüzden lütfen taahhütlerde bulunurken eylem söylem birliğine dikkat etsinler. Evet, dünya varsa kadın varsa dünya var. Evet. Kadın varsa hayat var. Kadın varsa aslında demokrasi de var. Ki kadının iş hayatında olması, sonuçta biz eğitim alsın diyoruz ama alırken ne yapacak? Eğitsin de 3 fakülte bitirsin, evinde otursun demiyoruz zaten. Evet. Çalışma hayatına katılsın diyoruz. Dünyada yapılan araştırmalarda, hem Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in birçok yaptığı araştırmada kadınların gayri safi milli hasılaya katkısının ülke gelişmişliğine çok büyük bir yarar sağladığını ifade ediyor. Yani evde oturan, hani nitelikli niteliksiz, okumuş okumamış her neyse hiç fark etmez ama kadınların istihdama katılımının arttırılması onun 2,5 katı oranında artı değer yaratıyor. Yani yüzdesel olarak %2 artmışsa 2,5-3 katı artıyor. Dolayısıyla biz gelişmekte olan bir ülke olarak nüfusumuzun yarısı da kadın olduğuna göre biz bu kadınları nasıl üretime, eğitime, her şeye katarız? Bunun bence üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yoksa bizim bir ayrımcılık, bizim bir farklı, bize bir özel şeyler tanınsın derdinde Eklentim falan de. Değiliz. Evet. Şefak'cığım, kapanışı sen yapacaksın ben herhalde. Ben kapanıştan önce bir duyuru daha yapabilir miyim? Kayserili özellikle kadın erkek herkese duyurmak istiyorum ama bu hafta çünkü etkinlikler devam edecek. 10 Mart'ta da nerede yine... Nerede hocam? Aslında seçimler nedeniyle salonda bulamadık açıkçası. Teşekkür ediyoruz buradan Cemevi Hacı Bektaş Veli Derneği Vakfı bize salonunu verdi. Çok iyi. Profesör Doktor Elçin Balcı, Değişen Dünyada Aile İçin Riskler ve Fırsatlar konusunda bir bilgi aktarımı yapacak. Avukat Eylem Sarıoğlu da Medeni Kanun'dan, son zamanda Medeni Kanun zemininde kadın haklarına yapılan olumsuz düzenlemelerle ilgili, haklarımızla ilgili, işte nafaka hakkımız vesaire, bunlarla ilgili bir konuşma yapacak. İzlemek isteyenler, onu da dinlemek isteyenler panele katılabilirler. Hacı Bektaş Veli Derneği'nde 10 Mart Pazar günü saat 2'de o da. Onun da duyurusunu yapmak isterim. Çok teşekkür ediyorum hepinize tekrar. Buyurun Şafak Hanım. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah güzel bir program olacak. Kesinlikle. Cuma günü. Benim çok heveslendiğim ve 3 programdır da hep böyle bir hevesle duyurusunu yaptım. Ama program duyurusu hep bana kısmet oluyor. Önümüzdeki önümüzdeki pazartesi. Çünkü en güzel sen yapıyorsun Şefak. Sağ ol, teşekkür ederim. Önümüzdeki pazartesi de yine 2 kadın muhtar adayımız var. Ben o da herhalde çok beğenildi. Evet, İnsanlar evet, tepkiler iyi, çok güzel. İyi ki duyuruyorsunuz kadın muhtarların sesini dedi. Siyasette kadın muhtarlıkla başlıyor. Çok doğru. Evet. Evet. Çok güzel. Siyaset yerelde başlar diyoruz. Evet, çok güzel. Önümüzdeki pazartesi günü inşallah yine 2 kadın muhtarımızdan söz aldık. Onları ağırlayacağız programımızda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, görüşmek üzere.